Şimdi bu hafta günden biraz yoğundu. WhatsApp, işte Instagram, Facebook falan çöktü. Sanki böyle ekmekten aştan kesilmişiz gibi toplumda böyle bir durum oldu. Yani ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Ne olacak falan böyle bir panik havası oluştu insanlarda. 3-5 saat sürdü herhalde kesinti. Sanki hayat durdu gibi bir hale geldi. Bunun sebebi biz çok bağımlı olmuşuz çok bağlanmışız. Çok bağlantı kurmuşuz. Ondan dolayı bu nimet diyelim hani bazı nimetler için elimizden alınınca hemen böyle bir panik havası oluştu. Ama güneş her gün aynı yerden doğuyor. Güneş 10 dakika kararsa dünyanın hali ne olur acaba? 10 dakika ışığı, ısısı sönse hayat biter. Biz mesela güneş tutulması falan oluyor bazen. WhatsApp'a işte Facebook'a gösterdiğimiz tepkiyi güneş tutulmasında ne yazık ki göstermiyoruz. Ya da Allah bu güneşimizi alıverse, bu nimeti bizim elimizden alıverse ne yaparız diye bir panik havası bu noktada oluşmuyor. İkinci mesele de bu Lars Wix diye bir adam vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karikatürlerini çizen, haşa onu kötü göstermeye çalışan, söz söylemeye ispat yapmaya, iddiasını ortaya koymaya cesaret edemeyenler ancak hakaret ederler kendilerince. Allah da ona güzel bir akıbet hazırlamıştı. İki koruma polisiyle birlikte aracının içerisinde yanarak öldü. Bazıları asılsız dedi, bazıları işte gerçekten böyle bir olay mesele olmuştu dedi. Ve bu şekilde bu arkadaş da inşallah ateşi bol olsun bu şekilde gitti. Bize bakan kısmı nedir peki bu olayların, bu meselelerin? Bir tarafta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden, onun karikatürlerini çizen, onun sünnetlerini, hadislerinde, hadislerini hayattan kaldırmak isteyen, insanların ona ulaşmasını, onu dinlemesini, onun hayatını öğrenmesini engellemek için uğraşan insanlar var. Bir diğer tarafta da ona ümmet olduğunu söyleyen, onun şefaatini uman, ve cennette onunla birlikte olmayı arzu eden ve hiçbir siyer kaynağına, hiçbir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, onun hiçbir hadisini öğrenmeye, bir sünnetini hayata dönüştürmeye gayret etmeyen insanlar var. Peki bu ikisi arasında çok bir fark var mı? Sadece iman bahsi anlamında bir fark var. Diğer taraftaki kafirdi ve küfrünü ortaya koymuştu. Kendince bir davası vardı, kendince inandığı değerler vardı. Bu inandığı değerler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kötü göstermeye, onun karikatürünü çizmeye, onunla alay etmeye varana kadar bir eylemin içerisindeydi. Peki sevdiğini iddia eden, onun ümmeti olduğunu iddia eden insanların ise bu gibi meselelerde tepkisiz, sessiz, duyarsız, dengesiz davranmasını biz nereye koyacağız? Bu aslında çok yeni bir mesele değil yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha da ötesi Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bütün peygamberler yaşadıkları toplumlarda hakarete uğramışlar. Alaylara maruz kalmışlar. Kötü sözlere, işkencelere, zulümlere maruz kalmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için de öyledir. Mekke'de bakarsınız Velid bin Mugire gibi, Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi, Uçbe gibi, Şeybe gibi insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la alay ettiler. Zaman geldi ona işkence ettiler, zaman geldi ona zulmettiler. Kimileri üzerine deve işkembesi koydu, kimileri yakasını tuttu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dövmeye yeltendiler. Bu şekilde alaylar Medine'ye bakarsınız Kab bin Eşref isminde bir Yahudi şair vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hicveden şiirler söylüyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu adamın dilinden, elinden beni kim kurtaracak? Muhammed bin Mesleme radıyallahu an iki arkadaşıyla birlikte iyi bir operasyonla o adamın işini bitirdiler. Demek ki alay meselesi, hakaret meselesi bugünlük bir mevzu değil. Yani şu an karşılaştığımız bir mevzu değil. Şimdi böyle mevzularla karşılaştığımızda tavrımız, tepkimiz ne olmalı? Yani hemen onu öldürelim, hemen onu yok edelim gibi mi? Yoksa mesela adamın bir tanesi işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karikatürünü yapan adam ölmüş, sevinelim, mutlu olalım mı? Yani Allahu Teala bunu yaptı. Müminlerin bu konuda bir etkisi olmadığı, Belki yani dualarıyla belki bu noktada etkisi oldu. Şunu anlatmak istiyorum. Biz nimetlerin değerini kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. İki meseleyle ortaklaştırayım bunu. Nimetlerin değerini kaybettiğimiz zaman daha iyi anlıyoruz. Elimizde olduğu zaman iyi anlamıyoruz. İman mesela bazen buraya ziyarete gelen kardeşlerimiz oluyor. Geçen gün Mardin'den bir kardeşimiz geldi. Daha önce buradaydı. Şimdi orada görev yapıyor. Ah vah ediyor. Diyor ki ah keşke buraya gelebilsem, keşke bu ortamın içerisinde olabilsem, keşke bu sohbetlere katılabilsem, aynı eskisi gibi hizmet edebilsem diye ahvah ediyor. Bu hizmetin içerisinde olanlar ise bunun pek de farkına varmıyor. Bundan mahrum olduğu, olduğunda insan farkına varıyor. Değerini ve kıymetini bilmediğimiz meselelerden bir tanesi de biliyorsunuz korona süreciyle birlikte Kabe meselesi. Umre meselesi değil mi? Hepimiz hatta biz geçmişte gidiyorduk elhamdülillah her sene arkadaşlarla umre yapıyorduk. Şimdi Allah böyle bir nimeti de bizim elimizden çekip aldı. Korona süreciyle birlikte artık Suudi Arabistan umreci kabul etmiyor, hac kabul etmiyor ve Allah'ın evini, Allah'ın Beyt'ini ziyaret edemiyoruz. Dedim ya alay meselesi çok uzun bir mesele. Yani Müminlerle de alay ediliyor. Müminlerle de hani hakaretler değil mi? Bulunduğumuz ortamlarda münafık tipli insanlar, kafir tipli insanlar müminlerin inandığı değerlerle alay ediyorlar. Mesela bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabından sadaka toplanmasını istediğinde Asım isminde bir sahabi yüz deve yükü hurmayla geliyor. Bir başka Ebu Ukayl isminde bir sahabi ise bir gün boyunca çalışıyor. O bir günün karşılığında elde ettiği hurmalarla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Münafıklar bu iki kişiye şöyle bakıyorlar. Şöyle alay ediyorlar. Diyorlar ki Asım için Asım riyakar birisidir. Yüz deve yükü hurma verdi. O riyakarlık yapıyor. O gösteriş yapıyor diyor. Ebu Ukayl ismindeki bir avuç hurma, bir ölçek hurma getiren adama ise Allah'ın bir avuç hurmaya ihtiyacı mı var ki adam bir avuç hurma ile gelmiş diyor. Bunun üzerine Tevbe suresinin 79. ayet-i kerimesi iniyor. Sadaka hususunda gönüllü bağışta bulunan müminler ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirenler, onlarla alay edenler var ya, işte Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onları çok acıklı bir azap beklemektedir. Müminlerle, Kabe ile, Resulullah aleyhissalatü vesselamla, İslam'la alay edenleri çok acıklı bir azap bekliyordur. Şimdi bugün konumuz Fil suresi abi. Fil suresini bilmeyen, öğrenmeyen yoktur herhalde. Kaç yaşında öğrenmişizdir? 5 yaşında, 6 yaşında ilk öğrendiğimiz surelerden bir tanesidir. Biraz daha iddialı bir cümle kurayım. Anlamını en iyi bildiğimiz sure Fil suresidir. Bir şekliyle 6-7 yaşındaki bir çocuk Fil suresinde neler anlatıldığını, Allahu Teala'nın o ayetler içerisinde neler söylediğini gerek çizgi filmlerde, gerek, gerek işte böyle dergilerde, gerek işte küçük kitaplarda, kitapçıklarda Olayın içeriği net bir şekilde bilinmektedir. Ama bilinmesine rağmen gereken tavır ortaya konulabilmiş midir? Yoksa konulamamış mıdır? Şimdi bunu dersin içerisinde göreceğiz. Fil olayı meselesi nedir? İşte Kabe'ye saldırı meselesi. Şimdi biz kutsallarımızdan birisi. Dedik ya alay ediyorlar, hakaret ediyorlar. Kutsallarımızdan bir tanesi nedir? Kabe'dir. Neden Kabe bizim için kutsaldır? Çünkü El Kudüs olan Allah'ın beytidir. Allah'ın evidir. Adem Aleyhisselam yeryüzüne gönderildiğinde Allah'tan ilk talep ettiği şey evdir. Beyttir ve Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ikisi birlikte Kabe'yi inşa ettiler. Arkasından belli bir müddet geçtikten sonra Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail Aleyhisselam ise Kabe'nin duvarlarını, temelini tekrardan yükselttiler. Arkasından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerin içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşına geldiğinde Kabe'nin hakemliği meselesi, Hacerül Esvet taşının yerine konulma meselesiyle birlikte Kabe artık o toplum için, Mekke toplumu için kutsal bir mabetti. Bir, müşrik olan insanlar Kabe'nin değer ve kıymetini çok iyi biliyorlardı. Allah'ın yanında başka putlara tapmalarına rağmen, bize rızkı veren Allah'tır, bize yağmuru yağdıran Allah'tır, bize işte gök olaylarını düzenleyen Allah'tır deyip peki siz bu putlara niçin tapıyorsunuz denildiğinde bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bu putlara tapıyoruz diyen müşrikler Kabe'nin değer ve kıymetini çok iyi biliyorlardı. Onlar için çok kutsal bir yerde. Şimdi bu meselenin içerisinde bir mucize gerçekleşti bir mucize oldu. Fil kıssasında, fil meselesinde bir mucize gerçekleşti. Şimdi mucize dediğimiz şey nedir? Mucize Allahu Teala'nın peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla peygamber eliyle inkar edenlere bir ispat olsun diye, iman edenlerin gönülleri teskin olsun diye, onların kalpleri yatışsın, mutmain olsun diye Allah'ın harikulade olaylar göstermesidir. Neden Allah mucize gösterir? Ya da fil kıssasında Allah neden mucize göstermiştir? Kıyamete kadar gelen müminlere güven vermek için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin müjdecisidir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmeden 50-55 gün önce olan bir olaydan bahsediyoruz ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle birlikte artık batılın yok olacağı ve hakkın hakim olacağının habercisi aslında fil kıssasıydı. Daha da ötesinde bir şey söyleyeyim. Allah inançsız olanlara, Allah'ı inkar edenlere meydan okuyordu adeta. Düşünebiliyor musunuz? Bir kuşun bir fili yenebileceği aklen, mantıken, bilim açısından mümkün müdür? Hayır mümkün değildir. Ama Allahu Teala bir şeyin olabilmesi için sadece ol der. Bu konuda da işte biz şunu söylüyoruz. Bilim insanın gücünün sınırlarını ve yapabileceklerini gösterir. Din ise nasıl, niçin insanın gücünü nasıl ve niçin kullanacağını gösterir. İkisi birbirinden çok ayrı şeylerdir. Yine bu fil kıssasında Rabbimizin bize verdiği mesajlardan bir tanesi ise tuzak kuranların tuzaklarını bozacak olan Allah-u Teala'dır. Mümine düşen tek şey birazdan Abdülmuttalip'te olduğu gibi Allah'a hakkıyla tevekkül ve güven duymaktır. Ve Allah-u Teala bize bir başka mesaj da fil kıssasıyla birlikte şunu veriyor. Eğer bu davaya sahip çıkmazsanız Allah ebabil gönderir ve kendi davasına, kendi dinine, kendi beytine sahip çıktırır. Bunu bazen bir facirin eliyle yapar. Bazen bir müşriğin eliyle yapar. Bazen bir münafığın eliyle yapar veya da başka bir şeyle yapar. Onun için biz davaya ne kadar sadakat gösterdiğimize bakalım. İslam'a ne kadar sadakatli olduğumuza bakalım. Ki mucizeler hususunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Bedir'de öyle bir an oldu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerden bir avuç toz aldı ve onları müşriklerin yüzüne attı. Her birinin gözü ondan etkilendi. Ama Allah ayette ne diyordu? Savaş bittikten sonra sahabeler kendi aralarında şu adamı şöyle öldürdüm, şöyle savaştım, şunu şöyle vurdum, şunu şöyle esir aldım diyenlere Allah ayette diyordu ki attığında sen atmadın Allah attı. Aslında galip getiren Allah'tı. Bu davada da eğer bir galibiyet söz konusu olacaksa bu galibiyeti bize nasip edecek olan Allahu Teala'dır. Şimdi biz bu sureden şöyle de bir mesaj alıyoruz abi. Kur'an siyerden bağımsız bir şekilde anlaşılamaz abi. Şimdi fil kıssası tam olay anlatılıyor ama siyeri okumadığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına müracaat etmediğimizde bu meseleyi nasıl anlayacağız? Kur'an'ın herhangi bir ayeti, az önce söyledim Tevbe suresinin 79. ayet kerimesi. Direkt mealen, Kur'an-ı Kerim'den sadece mealinden Tevbe suresinin 79. ayet kerimesini okusak ne kadar anlayacağız? Az önce Asım ve Ebu Ukayl radıyallahu anh'ın işte hurma vermelerini, infak etmelerini okuduğumuzda Kur'an'ı nasıl anlayacağız? İkisinin arasında elbette ki yüzde yüzlük bir anlayış gelişmesi söz konusu olacak. Şimdi fil kıssası, kısaca şöyle anlatayım. Nasıl olmuş? Şimdi fil kıssası şu şekilde oluyor. Yemen kralı Ebrehe o gün için bakın bütün insanlar Kabe'ye yöneldiği için, bütün insanlar oraya akın ettiği için, orada ibadet ettiği için, işte ekonomi orada döndüğü için, siyasal işler orada döndüğü için ona alternatif olarak bir kilise yaptırıyor. Kiliseyi yapınca artık Hristiyanlığı yaymak ve insanların işte dikkatlerini oraya celbetmek için uğraşıyor. Bir rivayette şunu söylüyor, diyor ki işte Mekke'den iki tane genç gittiler, çok affedersiniz, onun yapmış olduğu kiliseye pislediler. Bir diğer tarafta ise iki genç orada bir yangın çıkardı. Böyle bir rivayet var. Bir başkasında da kendilerinin yaktığını söylüyor. Çünkü adam davasını ortaya koyacak. Adam ikiz kuleleri kendisi vuruyor. Sonra da gidiyor Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye demokrasi getireceğim, teröristlerden temizleyeceğim diye oralara savaş ilan ediyor. Böyle de bir şey olabilir mi? Elbette ki olabilir. Ve büyük bir ordu hazırlıyor. 60 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Ve o yol içerisinde önüne gelen ne kadar kabile, ne kadar yer varsa yıkıp geçiyor. Ve Kabe'ye 7-8 kilometre yakınlıkta bir yere geliyor. O arada Peygamber aleyhissalatü vesselamın dedesi Abdülmuttalib'in de 200 devesine el koymuş. Abdülmuttalib geliyor karşısına diyor ki sen kavminin efendisiymişsin öyle mi evet diyor ben bu kavmin efendisiyim Mekke'nin seyyidiyim en ileri gelen şahsiyetiyim diyor. diyor ki benim iki tane deveme el koymuşsun ben develerimi istiyorum diyor diyor ki ya sen nasıl efendisin sen nasıl başkansın ben senin evini ben senin memleketini yıkmak için gelmişim sen ise iki tane devenin peşine düşmüşsün Dünyanın her tarafında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret edilirken sen hala malının peşine düşmüşsün. Sen hala ay sonu maaşları merak ediyorsun. Sen hala gelecek kaygısının içerisindeyin, içerisindesin. Sen hala ticaretimi daha nasıl geliştirebilirim? Daha çok parayı nasıl kazanabilirimin derdine düşmüşsün. Abdülmuttalip gerçekten daha onurlu bir tavır ortaya koyuyor. Ne diyor? İşte Kabe, işte sen. Ben kendi mallarımın malikiyim. Ben develerimin sahibiyim. O evin, o beytin sahibi ise Allah'tır. Sen bana develerimi ver, gerisine ben karışmam diyor. 200 devesini veriyor, insanlar artık uzağa çekiliyorlar dağlara kaçıyorlar. Çünkü artık fil ordusu Kabe'ye doğru ilerleyecek. Bazen Twitter'da, Facebook'ta şöyle sözler görüyoruz. Allah'ım ebabilleri gönderme. Bizi ebabil kıl diye büyük bir cümle kuruyoruz. Ne güzel değil mi? Amerika, Rusya saldırdığı zaman, Irak, Çin saldırdığı zaman Allah'ım ebabilleri gönderme. Ebabil'e kurban olalım vallahi. Ebabillere kurban olalım. Neden? Allahu Teala bakın orada bir mucize ortaya koyuyor. Şimdi dedim ya hani meseleye şöyle bakmamız lazım abi. Hani bilmediğiniz bir mesele değildi bu. Mesela asabı kef meselesinde Rabbimiz ne diyor? Sayısı konusunda tartışıp durmayın diyor. Kaç yıl uyudukları konusunda tartışıp durmayın diyor. Bizim meselemiz bu değil abi. Anlatabildim mi? Bizim aradığımız yer burası değil. Yani ashab kef dediğimiz insanlar kralın yanında itibar sahibiyken o krala baş kaldırdılar. Kelimeyi tevhidi onun huzurunda ortaya koydular. Şimdi bir Müslüman da helalle haram arasında kaldığında hemen böyle ya bu işi nasıl helale çevirebilirim? Ya kadınlarla çok tokalaşmak haram. Haram kardeşim haram. Ya hocam ben şöyle bir iş yapıyorum aslında olmaz mı? Ya olmaz işte. Bak hemen ne arıyoruz abi? Hemen işin kolay tarafını, hemen böyle helal tarafını. Bak bunu arıyoruz. Asıl buradan almamız gereken mesajı almıyoruz. Neyle uğraşıyoruz? Şimdi şunlarla uğraşacağım. Bugün inanın çok araştırdım. Yani bir yani psiyle ilgili rivayetleri de söyleyebilirim. İşte kuşların rengi neydi? Siyah, beyaz, yeşil. Kuşların büyüklükleri ne kadardı? Serçeden büyük, kırlangıçtan küçük. Ellerindeki taş, işte gagalarındaki, ayaklarındaki taşların büyüklüğü. Yok nohut kadardı, yok mercimek kadardı, yok nohut arası, mercimek arası bir şeydi. Bak ne... Nelerle uğraşıyoruz ya? Ya burada Allah'ın bir mucizesi ortaya konulmuş Allah gücünü, kudretini ortaya koymuş fil ordusuna ebabil kuşlarını göndermiş. Her bir kuş ayağındaki gagasındaki taşı atıyor, bir askerin başından gidiyor, alt aşağısından çıkıyoruz. Ve bu şekilde onları Allah helak ediyoruz. Bakıyorum yine aynı şekilde, yok hastalıktan mı öldüler, yok toz mu attılar, yok taş mı attılar, yok şunu mu yaptılar, bunu mu yaptılar, yok işte bir hastalığa mı maruz kaldılar. Hemen mesela yorumlayacak olsaydım, ne güzel işte koronayla meseleyi bağdaştırabilirdim mesela. Ama meselemiz bu değil bakın. Allah'ın bir mucizesi ortaya konulmuş. Kabe'ye karşı bir saldırı var ve Allahu Teala kendi kutsalını, kendi değerlerinden bir tanesini insanlara ihtiyaç duymadan kuşlar vasıtasıyla korumuş, muhafaza etmiş. Allah kendi dinini hakim kılmak için hiçbir insana, hiçbir cemaate, hiçbir devlete ihtiyaç duymaz. Allah yeryüzünde dinini hakim kılmak istediği zaman herkes Müslüman olsun der, herkes anında Müslüman olur. Mesele bu kadar basittir. Ama bizim meselemiz nedir? Biz nerede duruyoruz? Safımız nedir? Bakın şimdi olayın kahramanları var değil mi? Şimdi burada birinci şahıs kim? Ebrehe. Sonucunu gördük değil mi? Bir zalimin neyle karşılaştığını. Yani Allah'ın evine, Allah'ın beytine saldıran birisinin nasıl bir azaba düçar olduğunu gördük. İkincisi Abdülmuttalip denilen bir şahsı gördük. Ebu Cehil bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Senin dedenle benim dedem nerededir? Cehennemdedir diyor ikisi de. Cehenneme giden bir şahsın tavrından bahsediyoruz abi. Nasıl Allah'a tevekkül etmiş biliyor musunuz? Kabe'nin duvarlarına yapışmış. Bir insan bile kendi evini bırakmazken, kendi elini zalim evini zalimlerin eline bırakmazken sen de bu evini, kendi evini zalimlerin eline bırakma diye Allah'a dua ediyor. Tevekkül ehli bir insandan bahsediyoruz. Ebrehe ile birlikte gelen askerler var değil mi? Onlara da sorulmayacak mı? Yani sizin burada ne işiniz vardı? Siz niye buraya geldiniz? Saf. Safın belli olacak abi. Niye buradayız? Safımız belli olsun diye. Zalimin, kafirin karşısında Müslümanların sayısı bir kişi daha fazla gözüksün diye. Onlar da saflarını nereden yana kullandılar? Ebrehe'den yana kullandılar ve aynı akıbete maruz kaldılar. Diğer tarafta olayın diğer aktörleri kimler? Ebabiller ve Mahmud isminde bir fil. Onlar da Allah'ın emrinin memurlarıydı abi. Allah'ın emrini yerine getirdiler. Ve Allahu Teala Kabe'ye yapılan bu saldırıyı bu şekilde defet. Şimdi şöyle bir anlayış oluştu değil mi hepimizde? O tamam Allah kendi evini, kendi beytini, kendi dinini, kendi İslam'ını, kendi peygamberini koruyacak. Böyle bir anlayış değil mi ortaya? Yok öyle değil abi. Allah dilerse korur da mesele öyle değil. Kabe'ye onlarca defa saldırı yapıldı abi. Hem İslam öncesinde hem İslam sonrasında. Bakın birincisi zaten bu anlattığım. Hicri 64'te Emevi halifesi Yezid, Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'ı eline geçirmek için Kabe'yi mancınıkla taşladı ve ateşe verdi. Hicri 73'te Emevi halifesi Abdülmelik'in gönderdiği Haccac'ın komutasındaki ordu Abdullah İbni Zübeyir'i oradan çıkarmak için Ebu Kubeys Dağı'ndan Kabe'nin üzerine taşlar yağdırdı. Şimdi şöyle mi zannediyoruz? Amerika nasıl olsa Kabe'yi vuramaz. Nasıl olsa Allah ebabilleri gönderecek, onların uçaklarının motoru bozulacak, onların uçaklarını düşürecek. Öyle mi zannediyoruz? Allah dilerse elbette öyle olur. Ama Allah bizden bir tavır istiyor abi bizden bir duruş istiyor. Bir Müslümandan Kabe'ye dair bir duruş, duruş istiyor. Şimdi Fil suresinde bize ne anlatılıyor abi? Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Elem yecal keydehum fi tadlilin ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretin min siccil fecaalehum ke asfim me'kul. Hepimiz bu ayetleri biliyoruz değil mi? Hepimiz bu ayetleri öğrenmiştik. Bakın mealen Rabbimiz şunları söylüyor. Diyor ki Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını bilir misin? Bir. Mekkeli müşrikler hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hem onun getirdiği ayetlerle alay ettiler. Ayetleri inkar ettiler. Müşriklerin inkar edemediği bir ayettir, bir suredir bu sure. Hiçbir müşriğin dilinden şöyle bir cümle çıkmadı. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu sen kendi kafandan yazmışsın diyemedi. Çünkü fil kıssasını kendi gözleriyle görenler vardı. Ayşe validemiz diyor ki ben o fil kıssasından kurtulan iki tane adamın, kötürüm ve kör olan iki tane adamı gördüm Mekke'de dilencilik yapıyordu diyor. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu ortaya çıktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki bir meseleyi Kur'an anlatıyordu. Peygamber daha dünyada yokken. Dolayısıyla hiçbir peygamber kıssasının inkar edilmesi, Kur'an'ın hiçbir ayetinin inkar edilmesi mümkün değil. İkinci ayette diyor ki onların tuzaklarını Allah boşa çıkarmadı mı? Ya biz bir kere de şöyle İslam coğrafyalarına saldırıldığında Fil suresini okuyalım ve teselli olalım. Yahudiler şöyle tuzaklar kuruyor, Amerikalılar şöyle yapıyor, Ruslar böyle yapıyor diyeceğimize Allah El Kadirdir diyebilelim. Allah'ın Amerika'ya da, Rusya'ya da, Çin'e de hepsine gücü yeter. Sadece ol demesine bakar. Onlar tuzak kuruyorlar diyor. Tuzak kuranların en hayırlısı Allahu Teala'dır. Üçüncü ayette diyor ki onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Ve o kuşların onların üzerine çamurdan taşlar atıyorlardı. Böylece Allah onları yenmiş bir ekin yaprağına çevirdi. Herhalde sure biraz daha bizim için anlam kazandı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.